arkadaşlarımla, sınıf arkadaşlarımla, oda arkadaşlarımla, öğretmenlerimle çok özel ilişkilerimiz vardı. Çok yakın çalıştık. Çok anı var. Örneğin olimpiyatlara çalışırken Sayın Kimya Hocam Meral Aytekin Hocam'la çok anımız vardır. Hem olimpiyatlara hazırlanırken ben fizik ve matematik olimpiyatlarındayken kimyayı hocam nedeniyle seçtim. Çok özel anılar. Yaramazlıklar da yapıyorduk. Açıkçası sınıfta, laboratuvarlarda. Meral Hocamızı mesela korkuturduk fare var diye. Olmayan fare için bir büyük tiyatro. Ama ben zaman dahilinde kısacık belki aklıma gelen bizim odada, yatılı hayatta yaşadığımız küçük bir anıyı anlatayım. Şimdi kendisi de bir bilim insanı, çok sevdiğim kan kardeşim Özgür Barış Akan. Özgür'ü bir gün ben kandırdım. Şöyle, benim parmağım böyle küçücük kesildi. Aslında kesme de kağıt kesiği dediğimiz, kağıt sürttüğü zaman hani küçücük bir kanama olur. Özgür dedim, sen de kes. Kan kardeşi olalım. Özgür de normalde böyle şeylere gelmez. Fakat o da gerçekten kesti. Ve biz o gün kan kardeşi olduk. Özgür'le o da bu yıl bilim ödülü aldı. Çok sevdiğim yakın kan kardeşim Özgür Barış Akan'la. Böyle küçük bir anı. Zannedersem bu tür şeyler Ankara Fen'de olabilir. Ancak beraber büyürken yaşanabilecek anılar. Evet, gerçekten güzel bir an hocam. Evet. Hocam, bir diğer sorum, Ankara Fen Lisesi'nden bilincilikle mezun olmuşsunuz. Bu harika bir şey. Kendinize gurur duyuyor olmalısınız. Gurur derken yani şöyle, Ankara Fen Lisesi çok özel bir yerdir. Ankara Fen Lisesi hep tarih başlangıcından itibaren çok iyi mezunlar verdi ve ben hala buna devam ettiğine inanıyorum. Açıkçası hepimiz mezun olarak o anlamda bence çok önemli ve ülke için bir görevimiz var düşüncem. Ve bunun bir parçası olarak Ankara Fen Liseli olmaktan gururluyum. Çünkü abilerim, ablalarım, kardeşlerim, sizler bence biz ülkemize elimizden geldiğince büyük emekler veriyoruz, katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. Evet, kesinlikle. Hocam peki Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmışsınız. Bunu neye borçlusunuz? Evet, Semih haklısın. Ben Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra doğrudan yüksek lisans için Stanford'a gittim. Stanford'ın bursuyla gittim. Kendim bir destek kullanmadım. Açıkçası zannedersem bu meraklı olmak ve merak üzerinde extracurricular işler yapmak fark yarattı. Tabii Bilkent'te çok iyi bir eğitim aldık ve Bilkent'te iyi bir ortalama, üst düzey bir ortalama ile mezun olmanın farklı bir yönü vardır. Bilkent Üniversitesi uluslararası düzeyde çok bağları olan, köprüleri olan bir üniversite. Dolayısıyla bu üniversitede iyi yapınca açıkçası Stanford opsiyonlardan bir tanesiydi. Orada aslında benim ilginç bir hikayem var. Caltech'e ben gidiyordum. Caltech'ten daha önce bir kabul gelmişti ve onu kabul etmiştim. Fakat Stanford çok özel bir program önerdi. 3 ayda bir istediğim grupla çalışma fırsatı verdi. Aslında Stanford'a gitme nedenim bu burstur. Çünkü bu şekilde tam olarak ne yapmak istediğimi belirleme şansım vardı. Farklı grupların içerisinde yer alıp çalışmalarını gerçekten anlayıp sevdiğim, beğendiğim, heyecanlandığım, merak duyduğum gruplarda kalma fırsatı yarattı bu bana. Bundan dolayı Stanford'ı tercih ettim. Ama bunun birincil nedeni Bilkent Üniversitesi'dir. Evet, Bilkent Üniversitesi. Hocam peki bununla ilgili bir sorum daha var. Yurt dışında uzun süre zaman geçirdiniz. Bize bunun biraz dezavantajlarından veya avantajlarından bahseder misiniz? Mesela yurt dışında okumak isteyen birisine tavsiyeleriniz neler olabilir? Elbette, açıkçası her yerin artıları ve eksileri var.
Doğal olarak ülkemizde yaşamının da artıları ve eksileri var. Yurt dışı düşündüğü kadar toz pembe değil. Yurt dışına tabii adapte olunuyor. Bunda da bir problem yok elbette. Fakat bu toprağın insanlarıyız. Burası bizi geçiştirdi, bir noktaya getirdi. Burada yaptığınız birçok şeyin kişisel anlamda değeri daha fazla oluyor. Daha çok manevi tatmin oluyorsunuz. İtiraf edeyim, dönmeyebilirdim. Opsiyonlar vardı ve iyi opsiyonlardı. Fakat gerçekten ülkeye faydalı olmak istedim. Bu eşimle aldığımız bir karar. Eşim de Ankara Fen Liseli, bizim dönemimizden mezun Çiğdem Gündüz Demir. Ve doğru karar aldığımızı düşünüyorum. Geriye dönüp bakınca burada mutlu olduğumuzu görüyorum. Burada yaptığımız birçok şey belki yurt dışında, örneğin Amerika'da, Avrupa'da yapmak anlamlı değilken burada yapmak gerçekten anlamlı oluyor. Burada tabii çok iyi bir sosyal hayatımız var. Arkadaşlarımız, ailelerimiz burada. Buranın insanlarıyız. Dolayısıyla bizim için yurtta olmanın büyük bir değeri ve tadı var. Benim çok yakınım olup yurt dışında olanlar, çok yakın arkadaşlarım olup yurt dışında olanlar var. Elbette onlar da bir hayat kuruyor. Fakat bir bedel de ödüyorlar. Artı eksi, elbette artıları da yaşıyorlar ama zorlukları da yaşıyorlar. Bazen yurt dışı, yurt içinden galiba çok farklı görünüyor. Ama söyleyebilirim ki bu kesinlikle artıları ve eksileri olan bir karar. Dikkatle verilmesi gereken bir karar. Yurt dışında olmak bedava değil, bedeli var. O bedeli ödemeye hazır olmak lazım. Bu yeri geldiğinde ailenizden, annenizden, babanızdan, sevdiklerinizden uzak olma. Gurbette olma, bunun tam tabiri bu. Bunun için benim bir arkadaşım acıklı der bu duruma. O da yurt dışında şu an yaşayan bir arkadaşım. Hak veriyorum. Ama bu yurt dışında kötülemek anlamında değil kesinlikle. Doğal olarak bulunduğunuz yerin de farklı artıları olabilir. Bu bir yaşam tercihi, karar. Ama söylemek isterim ki kesinlikle avantajlar, dezavantajlar beraberinde geliyor. Bazen avantajlar var, dezavantajlar yok algısı var. Bu doğru değil. Evet, teşekkür ederiz. Hocam peki öğrenim hayatınız boyunca birçok burs kazanmışsınız. Bize bu süreçlerden biraz bahseder misiniz? Elbette büyük mutlulukla. Açıkçası beni devlet okuttu. Ben Bilkent Üniversitesi'ne kadar hep devlet okullarında okudum. Ankara Fen Lisesi'nden önce de Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ndeydim. Onun öncesinde de 5 tane öğretmen ile ilkokulda 5 farklı öğretmenim oldu ve hep devlet okullarıydı. Devlet okullarından çok mutlu idim. Çok doğru ortamlardı. Benim ailemde en büyük korku benim şımarmamdı. Ankara Tıkanı dosyasına bile gelirken ayakları yere basmama kaygısı vardı. Bu çok önemseniyordu benim aldığım eğitimde. Dolayısıyla yani devlet okuttu. Bilkent Üniversitesi'ne kadar da hiçbir özel okulda yer almadım. Bilkent Üniversitesi de bir vakıf üniversitesi biliyorsunuz. Aslında Bilkent Üniversitesi'nin önemli bir özelliği hiçbir ticari kaygı yoktur. Kar amacı yoktur. Zaten non-profit'tir, kar yapmaz. Ve Bilkent'te de Bilkent'in bursuyla okudum. Stanford'da Stanford'ın bursuyla okudum. Bana hep bu fırsatlar verildi. Bunlar için müteşekkirim. Ben de hep hakkını vermeye çalıştım. Tabii bunda benim öğretmenlerimin büyük payı var. Şimdi ben kendim bir öğretmen oldum. Bundan da çok mutluyum. Ama öğretmenlerimi anmalıyım. İlkokulda öğretmenlerim benim Ankara Tıkanı dosyasını kazanmamı sağladı. Ankara Tıkanı dosyasından Ankara Fen'e, Ankara Tıkanı Anadolu'nun öğretmenleri, Ankara Fen'in öğretmenleri Bilkent'e getirdi. Bilkent'in öğretmenleri Stanford'a götürdü. Stanford'un öğretmenleri de aslında hiç dönmemi istemediler. Ama beni Bilkent'e geri ülkeme dönmemi sağladılar. Dolayısıyla hem hocalarıma müteşekkirim, borçluyum. Hem de bana bu bursları veren herkese. Evet, harika bir hikaye hocam. Hocam bir diğer sorum. Şu anda ilgilendiğiniz bir hobiniz var mı? Mesela Ayşe Hoca'nın yorumlarında şöyle bir şey okudum. Lise yıllarında çok güzel şiir okurmuşsunuz. Tiyatro dalında da başarılıymışsınız. Bunlardan devam ettirdiğiniz var mı?
Çok teşekkürler. Ayşe hocama buradan sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kendisiyle de çok güzel anılarımız var. Gerçekten öyle teneffüslerinde piyesler, tiyatrolar yapardık. Bizim her yönde gelişmemizi isterdi. Var. Açıkçası hep sanatın içinde. Zaten sanatla bilim bence çok kardeş ve iç içe yapıyorsunuz. Güzel müziği, iyi müziği hep çok sevdim. Farklı enstrümanlarla da deneyim oldu ama şu an aktif değil. Sanat hep sevdim. Yani bu resim dahil olmak üzere hep ilgim vardı. Şu an yoğun çalışma programımda doğa çok öne çıktı. Ve yıllar ilerledikçe doğanın neden bizim için çok önemli olduğunu daha iyi anlıyorum. Eşimle beraber gerçekten doğa hayranıyız. Uzun doğa yürüyüşlerimiz, dağa çıkma çabalarımız, tabii biz çok amatör seviyede. Bu son dönemde de sporda da pilates, özellikle kendi kendime alette pilates yapmam yeni ilgi alanlarım oluşturuyor. Ben gezmeyi çok seven bir kişiyim. Tabii bu şu an pandemide çok zorlu bir durum. Dolayısıyla şu an bu olmuyor ama ben 60'ın üzerinde ülke gezdim. Ve gezmenin de çok farklı yönleri kattığını düşünüyorum. Güzel yemeği çok severim. Kendim de yapmaya çalışırım. Değişik çok meraklıyımdır. Yani güzel bir, keyifli bir hayat için çabalıyorum kendim olabildiğince. Ne güzel hocam. Birçok yönünüz varmış. Hocam, o zaman yavaştan günün konusuna girelim isterseniz. Elbette buyurun. Mesela nanokristaller nedir? Tabii nanokristaller gerçekten isimlerini hak eden nano boyutlu, bunları küçük topçuklar gibi düşünebilirsiniz. Ve bunlar tipik olarak yarı iletken malzemeden yapıyoruz. Başka malzemelerden de mümkün ama benim burada bahsettiğim rengarenk dediğim ışıyıcı nanokristaller, yarı iletken nanokristallerdir. Bunların özelliği, nano boyuta geldiğiniz zaman oda sıcaklığında aynı malzemeyi sadece boyutuyla oynayarak hangi dalga boyunda örneğin ışıyacağını değiştirebiliyorsunuz. Ve aynı malzemeyi biz farklı boyutlarda yaparak, örneğin küçük boyutlarda yaptığımız zaman mavi, büyüttükçe yeşil ve kırmızıya doğru bütün görünür bölgedeki renk gamını tarayabiliyoruz. O yüzden rengarenk bunlar. Bu nanokristaller bu şekilde üç boyutlu sınırlandırmayla, bunlara biz kuantum noktaları diyoruz, yapabildiğimiz gibi. Bunları isterseniz iki boyutta sınırlayıp ince uzun yapılar, bunlara kuantum kabloları, kuantum çubukları ya da nano çubukları adını da verebiliyoruz. Hatta son dönem özellikle ilgilendiğimiz, bunları atomik seviyede eşit yaparak, kalınlıklarını çok iyi kontrol ederek kuantum kuyuları yapıyoruz. Aslında kuantum kuyuları çok eski bir konudur. Fakat buradaki yenilik bunları koloidal olarak, yani bir sıvı içerisinde sentezleyebilmemiz çok enteresan. Çünkü çok ucuz yapabiliyoruz. Bunların çok uygulaması var. Hatta belki burada katılan kişilerin isimlerini görüyorum. Birçoğunun evinde kuantum nokta malzemesi olabilir, farkında bile olmayabilir. Bunlar aslında ekranlar. Yakın zamanda, bu son 5 yıllık bir süreç, bu ürünler artık yaygın olarak var ve yüksek kaliteli bizim LCD dediğimiz Liquid Crystal Display, yani sıvı kristal ekran teknolojilerin televizyonların içerisinde bizim de geliştirdiğimiz ve katkıda bulunduğumuz bu malzemelerden var. Onların renk kalitesi bu malzemeler sayesinde elde ediliyor. Hocam, peki sizin bu yolculuğunuz ne zaman başladı? Evet, bu benim aslında çok bilinçli gelişen bir ilgi alanım oldu. Ve o ilgi alanım sonra çalışma konumu ve merakımı domine etti. Açıkçası
Ben Stanford'da yaptığım çalışmalarda yarı iletken malzemeler çalışmakla beraber kuantum yapıları tasarlayıp bunlardan aygıtlar, fonksiyonel, işlevsel sistemler yapmakla beraber bu tür koloidal malzeme ve tasarımlar hiç çalışmıyordum. Fakat ilgi duyuyordum. Doktorumu bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi burada öğretim üyesi olarak teklifte bulundu ve Bilkent'e gelir gelmez bu konulara girdim. Ve 15 yılı geçkin bir süredir bu konuları çalışıyorum. Bunlarda malzemenin ve kuantum yapılarının tasarımından sentezlerine, sentezlerinden bizzat bunlardan aygıt yapılması, bunlar örneğin ışık yayan diyotlar, ledler, örneğin lazerler, yani optik olarak uyarıyorsunuz ve lazer ışığı elde ediyorsunuz. Daha coherent dediğimiz bir tür ışık. Bunlardan fotovoltaik aygıtlar ya da detektör fotovoltaiklerle kullanılacak özel renk dönüştürücü yapılar gibi aygıtı da oradan sistemi de çalıştığımız yapılar bunlar ve hem bunların farklı modellemelerini, tasarımlarını, teorisini, bazı özel problem, teorik problemlerin çözümleri ve aynı zamanda deney, yani laboratuvara gidip bunları bizzat yapmak, gerçeklemek ve sistem seviyesine çekmek. Bizim araştırma grubumuzun yaklaşımı Amerika'da dikey entegre edilmiş araştırma denir. Yani her yönünü çalışıyoruz. Her yönünü çalışmamızın bize getirdiği bir esneklik, bir inovasyon açıkçası fırsatı var. Bundan da fayda görüyoruz. Hocam, yorumlardan bir soru gelmiş. Kuantum kuyuları biraz açıklar mısınız? Tabii ki. Nedir kuantum kuyuları? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bunların kuyu denmesinin nedeni bu yapıların içerisinde var olan elektronlar, yani yükler ve bir de yarı iletkenlerde bu elektronun yokluğu da bizim için değerli. Buna deşik diyoruz. Bunun İngilizce tabiri hole. Elektronlar ve hole'lar. Türkçe elektronlar ve deşikler. Elektron ve deşiklerin çevrelerinde gördüğü potansiyel bariyerler, eğer bunları sınırlandırır ise bu bir kuantum kuyusu oluşturmuş oluyor. Kuyu da bunu şöyle düşünmelisiniz. Tek yönde sınırlandırma. Yani örneğin bu eksende iki tarafta bariyerim var. Dolayısıyla yükü sınırlandırıyorum. Bu bize kuyu oluşturuyor. Kuyunun çevresinde dolayısıyla bariyerlerimiz oluşmuş oluyor. Bunlar aslında potansiyel bariyerleri. Bunun faydası elektronu bu şekilde ve onun eşi olan deşiği bu şekilde baskılandırdığınız zaman çok güçlü etkiler ortaya çıkıyor. Elektron yapısında farklılaştırmalara gidebiliyorsunuz. Bunların bulundukları enerji aralıkları değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar arasında olacak dikey, yani enerji seviyeleri arasında olacak geçişleri değiştirebiliyorsunuz. Alttan üste ya da üstten alta. Dolayısıyla ışığı üstten aşağı gelirken ışıma şartlarını sağlayan bir yapı ise ışığı dalga boyu değiştiriyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim bu nanokristal, bunun 3 boyutlu versiyonu. Biraz önce söylediğim tek eksendi. Fakat bunu bir merkezden radyal olarak, ama şimdi 3 boyutlu düşünün. Çevresinden bir potansiyeli baskılayıcı bir bariyer oluşturuyorum. İçerisinde elektronu ve onun çifti olacak deşiği sınırlandırıyorum. Ve bunu ne kadar sınırlandırdığımı değiştirerek bunları... ...diyebiliyorum. Dalga boyunu, dolayısıyla rengini değiştirebiliyorum. Rengarenk yapabiliyorum. Belki daha açıklayıcı olmuştur. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam, peki nanokristal diyoruz. Nano boyutunu özel yapan ne? Mesela mikro değil, piko değil, neden nano? Çok güzel bir soru. Nano bildiğiniz gibi bir ön ek. Bu Latince'den geliyor, ön ek. Bu eski Yunanca'da cüce demek. Bunu duymuş olabilirsiniz. Nano geldiği birim neyse onun 10 üzeri eksi 9'u demek. Yani milyarda biri. Nanometrenin özelliği, nanometreye indiğiniz zaman atomlar arasındaki tipik uzaklığa yaklaşıyorsunuz. Yani bir nanometre içerisinde atoma göre, yapısına göre, örneğin iki atom, üç atom sığabilir kristal yapısı içerisinde. Konuştuğumuz bu atomlar arasındaki uzaklıklar nanometrenin altında. Bu
bir önemli yön. Bir diğer önemli yön bizim Bohr Radius dediğimiz, Bohr yarıçapı Türkçe olarak tabir ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim elektron ve deşik bir kristal yapısı içerisindeyken arada biri elektron, eksi yüklü, deşik tabii ki elektron yokluğu, relatif olarak pozitif yüklü. Dolayısıyla bu elektron ve pozitif yüklü olan deşik aralarında klombik dediğimiz elektrostatik bir etkileşime sahip. Dolayısıyla bunlar birbiriyle dans eden bir çift gibi düşünebilirsiniz. Birisinin bulunduğu yerde çok büyük olasılıkla öbürsü de bunlar dans eden çiftler yakın bulunuyor. Bu aralarında ama bir uzaklık var. Dans ederken nasıl biz eşimizi belli bir uzaklıkta tutarız. Bunu ne kadar yaklaştırırsanız bunların bağlanma enerjileri o kadar çoğalıyor ve bir araya geldiklerinde toplam enerjileri o kadar relaxed oluyor, azalıyor. Bu nanometre yine bu biraz önce bahsettiğim Bohr Radius'un ölçeğinde. Tipik olarak malzemeye göre değişir. Birkaç nanometre çevresinde olabilirler. İşte bu boyutlara indiğiniz zaman, oda sıcaklığında normalde görmeyeceğimiz kuantum etkilerini görmeye başlıyoruz. Bu örneğin bir yönü bunun. Biraz önce bahsettiğim top nanokristal, aynı kristali büyütün kocaman bir top yapın. O çok büyük haliyle mesela mikrometrelerde istiyorsanız santimlerde ve üstü. İstediğiniz gibi orada boyunla oynayın. Işıma dalga boyu değişmeyecektir. Fakat bunu nanoya getirdiğiniz zaman bu biraz önce bahsettiğim bu kısıtlama yöntemiyle biz buna kuantum sınırlandırması diyoruz. O enerjileri açmak ve bunu oda sıcaklığındaki termal enerjiyle uyumlu hale getirmek mümkün oluyor. Bundan kaynaklı nano ölçekte yeni özellikler ortaya çıkıyor. Normalde edemeyiz özellikler. Bu tabii benim bir örneğini anlattım. Kuantum mekanik yönünü. Bunun elektromanyetik yönü var. Örneğin dalga boyunun altında bizim derin dalga boyu altı dediğimiz yapılar tasarlayabiliyoruz. Ve elektromanyetik olarak çok mesela optik aralıkta, optik frekanslarda çok özellikli yapılar yapabiliriz. Bunlara mesela meta yapıları diyebiliyoruz. Meta yüzeyi diyebiliyoruz. Meta denmesinin nedeni doğada olmayan, yani tasarımla yapabildiğimiz. Bu da çok enteresan çünkü olmayacak özellikler kazandırıyoruz. Mesela normalde gelen ışığı o şekilde saçınıma uğratmayacak. Scattering dediğim saçınım yapıyor. Bu doğru tasarım oluyor. İşte bunlar hep nano ölçekte elde edebildiğimiz özellikler. Bu aslında yeni değil. Fizik, kimya, biyolojinin farklı yönleri. Ama mühendisliğin de elektrik elektronik mühendisliğinin özellikle optik, fotonik, elektronik çalışan yönleri. Makine mühendisliğinin keza. Bunlar aslında geçmiş 20-40 yıldır küçülen ölçeğe çalışıyor. Ve farklı aralıklarda çalışıyor. Mezo aralığında çalışıyor. Bunun gibi. Ve burada aslında bir sürü özellik kazandırılıyor. Bunu bu seviyede kontrol edebilmek, o kontrol edildiğinizi tasarlayıp yapabilmek o yüzden çok değerli. Bugün şu an mesela biraz önce bahsettiğim televizyonlarda 1 gram kuantum noktaları var ve onlar kuantum noktaları olduğu için yani nanokristal oldukları için bizim optik açıdan renk anlamında saf dediğimiz çok keskin ışımalar var. Çok dar ışımalar bunlar. Yani bu ne demek? Çok saf, çok saf kırmızı, çok saf yeşil elde edebilmek. O sayede renk gamının en köşe noktalarında kırmızı, temel bir kırmızı kaynağınız var. Yeşil de var, mavi de var. O zaman bu üç kombinasyondan yaratabildiğiniz renklerin zenginliği çok geniş. O zenginliğin genişliği işte tamamen bu nano olmaktan kaynaklanıyor. Bugün neden bu nano kristaller televizyonlara girdi? Çünkü bundan daha dar ışıyıcı oda sıcaklığında özel soğutma yapmaz isek elde edemiyoruz. Bundan dolayı çok değerli. Bu mesela somut örnek vereyim. Günümüzü ne kadar etkiliyor? İnanamazsınız. Önümüzdeki 10 yılı biraz önce bahsettiğim LCD'ler, likit ya da sıvı kristal ekranların teknolojisi nanokristaller sayesinde devam edecek. Eğer nanokristaller olmasaydı bu organik LED dediğimiz teknolojinin domine etmek
sürecine giriyordu. Yani en yaygın olan OLED dediğimiz organik ledler olacaktı. Fakat nanokristaller bizim disruptive dediğimiz yani bozucu bir etkiyle OLED'leri yan tarafta bıraktı. Tabii hala OLED'ler olacak ama LCD'lerin şu an hali hazırda yaygın kullanımını önümüzdeki bir 10 yıl garantiledi. Yani bu kadar önemli. Bu ekran teknolojisinde biliyorsunuz sektör olarak, pazar olarak büyüklüğünü düşünün. Bunun için Samsung 11 milyar dolar yatıracağını açıkladı. Yani değerini somutlaştırmaya çalışıyorum. Bir şirketin 11 milyar dolar, yani million değil billion, milyon değil milyar yatıracağını açıkladığı bir konu bu. Değerini, bu sadece bir örnek, bunun gibi çok örnek var. Değeri çok büyük. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam bir soru var yorumlardan. Nano boyuttan daha küçüğe inersek ne olur diye soruyor. Pardon, duyamadım soruyu. Nanodan daha küçük bir ölçekte ne olabilir diye soruyor. Tabii, güzel soru. Şimdi tabii ki inebilirsiniz. Fakat artık atomun içine girmiş olacağız. Nükleosun içerisine gireceğiz. Orada benim uzmanlığım olmayan çok önemli, aynı şekilde çok önemli konular var. Burada artık nükleer reaksiyonlar ve burada büyük kuvvetler, zayıf kuvvetler farklı bir dal oluyor. Bu konuda da çok önemli çalışmalar devam ediyor. Bu artık atomun altını çalışmaya denk oluyor. Evet. Hocam peki nanokristallerin 10 yıl içinde neler olabileceğini söylediniz. Peki ileri bir gelecekte ne işe yarayabilir? Kullanım alanları ne olabilir? Son sorunuzun son kısmını duyamadım Semih. Evet. Tekrarlayayım. Hocam ileri bir gelecekte nanokristallerin kullanım alanları ne olabilir? Evet. Güzel soru. Şöyle, hali hazırda ekran teknolojilerinde kullanılmaya başladı. Bu yaygınlaşarak ve çeşitlenerek devam edecek. Örneğin Türkiye'de bu konuda çalışmakta olan bizim Bilkent Üniversitesi UNAM'la Vestel. Bunun ürünlerini göreceğiz. Bu konuda ticaretleşme başarıyla elde edildi ve devam ediyor sürecimiz. Bunun sadece renk dönüşümü, bir de renk zenginliği için kullandığımız pasif filmler. Bunlar niçin pasif? Çünkü üzerinde hiçbir elektronik yapı yok, hiçbir kontak yok. Fakat bunların aktif aygıtları geliyor. Mesela nanokristallerin kendilerinin ledleri aslında çok ciddi bir gelişim gösteriyor ve ileride bu nanokristallerden yapılmış mikro boyutta piksellenmiş led dizinleri göreceğiz. Bu laboratuvar ortamında halihazırda yapılmış bir teknolojidir. Fakat bunun ölçeklenebilmesi ve ticari sürece girilmesi ayrıca emek gerektirir, zaman gerektirir. Bizim de örneğin grubumuzun bu konuda çok çalışması var. İleride bunları bizim yakın ekran dediğimiz kafa ekranlarında kullanımları göreceksiniz. Yani mesela gözlüğünüzün burada yarı transparent, yarı geçirgen olan yarı dolayısıyla LED özelliği. Yani içinden hem dışarıdan gelen ışık geçebiliyor, iki taraftan da dışarıdan da gelebiliyor, gözümüz de dolayısıyla görebiliyor. Hem de kendisi ışık üreten bu tür LED dizinleri olacak. Mesela bu ileride doğrudan örneğin göz lensinize konulabilecek. Bunlar aslında prensipte çözülmüş problemler. Ama laboratuvar ölçeğinde bunun tabii ticaretleşme süreçlerinin çok ayrı özellikleri var. Nanokristalleri aktif aygıtlarda da göreceğiz. LED'lerde göreceğiz. Bunları küçülen hacimlerde ve yüzeylerde göreceğiz. Normalde elde edilmesi çok zor olan kıvrımlı yüzeylerde, giyilebilir teknolojilerde göreceğiz. Bunun bir örneği de fasetlerde şu an hali hazırda nanokristal kaplamaları kullanılıyor. Bu ışıyarak solar konsantrasyon amaçlı bir yaklaşım. Bunun bir binanın fasetini düşünün, bu bir gökdelen olabilir. Dolayısıyla çok büyük yüzeyler var ve cam var. Bu camların bu tür özel malzemelerle kaplı olduğunu düşünün. Bunlar çok ince kaplamalar. Gelen ışık iki boyutta soğuruluyor.
bu nanokristaller bu ışığı soğuruyor, kendileri ışıma yapıyor. Fakat onlar bu biraz önce bahsettiğim fasetin, örneğin pencerenin camıyla oluşan bir optik kılavuz var. Bu optik kılavuz yatay bir kılavuz. Dolayısıyla ışığı, yeni elde ettiğimiz ışığı lateral olarak periferiye, yani çerçevesine sağlıyor. Çerçevesinde fotovoltaikler var. Mesela bu teknoloji şu an elde edilmiş, ticarileşme sürecini yaşayan bir teknoloji. İleride bu tür gökdelenler nanokristallerle kaplı olacak. Ve normalde fotovoltaik koymanızın zor olduğu ya da pahalı olduğu durumda, çünkü iki boyutlu en kareyle büyüyor. Halbuki çerçeveye koyarak enle, neyle büyüyen sayıda fotovoltaik, yani güneş hücresi kullanarak çözümler var ve bunlar açıkçası şu an tam da sürecini yaşıyor. Evet, teşekkürler hocam. Hocam, sırada sizinle ilgili bir sorum var. Singapur'da Ulusal Araştırma Kuruluşu tarafından size fellowluk verilmiş. Bu nedir? Bundan biraz bahseder misiniz? Veya o süreç nasıl oldu? Evet, siz biyografide belki gördünüz. Evet, şöyle, Singapur çok aktif bir ülke ve çok akıllı hareket ediyorlar. Aslında bizim Bilkent Üniversitesi'nde araştırma grubumuz oluşturulmuşken ve doğrusu olumlu bir noktadayken Bilkent'e öneri getirdiler ve Bilkent'te bu çalışmamız devam ederken Singapur'da da bir lab kurulmasını önerdiler. Bilkent Üniversitesi üst yönetimi buna olumlu yaklaştı ve bizim başlangıçta burada başladığımız LET çalışmaları, bu aradaki ikili anlaşmayla, özel bir protokolle Singapur'da da sıfırdan kurduk ve Singapur'da bir LET merkezi oluşturduk. Bu merkez Luminous, bu bir Center of Excellence, mükemmelliyet merkezi olarak geçiyor. Yarı iletken aydınlatma ve ekran teknolojileri için. Bunu Singapur'da Ulusal Araştırma Kurumu diyebiliriz. National Research Foundation destekledi ve beni fellow olarak önerdi. Bu şekilde orada NTU Singapur, bu da dünyada 50 yaşından genç üniversitelerde tipik olarak bir numara çıkıyor. Bütün genç yaşlı üniversiteler içerisinde belli dallarda çok önde. Örneğin elektrik mühendisliğinde dünya beşincisi, bütün üniversiteler dahil Amerika, Avrupa, tipik olarak tabii farklı sıralamalarda farklı çıkabilir. Malzemede bir çıkıyor. Çok iyi bir üniversitedir. Orada biz bu vesileyle lab kurduk. Yani bir yandan bu Ulusal Araştırma Kurumu'nun fellow'u olarak yer alırken, bir yandan NTU Singapur'da Bilkent'te özel anlaşmayla lab operasyonumuz olurken ve orada grup grup araştırma yaparken Bilkent'te de devam etmek kaydıyla. Bu tabii bizim için sonradan çok büyük fırsatlar yarattığını gördük. Açıkçası bu çok bilinçli planlı adımlar değildi. Singapur'un tamamen inisiyatifi ve onların bu konudaki önerileriyle gelişti. Ama bu şekilde oradaki ledler, bunlar mavi ledler, bunlar kristalini büyüttüğümüz ledler. Yani bunlara 3 nitrür malzemeleri deniliyor. Bunu şu an ticari olarak mavi led olarak satılacağınız ledler. Bunu tabii yeşilini yapıyoruz, yakın mor ötesini yapıyoruz. Bu başarıyla ticarileşti. Orada Singapur'un katkısı, NTU Singapur'un da içinde olduğu, paydaş olduğu bir Ar-Ge filiz şirketi büyüdü. Çin'de başka şirketleri satın aldı, ortak oldu ve şimdi bu ticari olarak başarılı bir hikayeye döndü. Hem görünür bölgede hem mor ötesinde, derin mor ötesinde ürün portföyü olan ve dünyaya bunları satan bir firma oluştu. Bu açıkçası dediğim gibi tamamen Singapur'un proaktif yaklaşımı ve bunu tetiklemesiyle başladı. Bilkent de bu konuda çok olumlu destek verdi. Evet, ne güzel hocam. Hocam, aynı zamanda 40'a aşkın buluşunuzla 130'a aşkın patentiniz varmış, ulusal ve uluslararası. Bu kadar çok patente sahip olmayı nasıl başardınız? Bunun için sizin için özel bir anlamı olan bir buluş var mı?
Teşekkürler Semih. Sanırım biyografide birçok data olmuş. Şöyle 40'ı aşkın buluş, bunlar benim kendi grubumda, Bilkent Üniversitesi'nde, NTU Singapur'da grubumla beraber tabii öğrencilerim, doktora, lisansüstü, bazı durumlarda da lisans öğrencilerimle, ama aynı zamanda beraber yakın çalıştığım araştırmacılarla beraber oluşturduğumuz buluşlar. Bu buluşlardan şöyle oluyor: hem bulunduğunuz yerden bir başvuru yapıyorsunuz, fakat üzerine farklı ülkelerde koruma yaratabilmek için önce bizim PCT adını verdiğimiz bu World Intellectual Property Organization'ın üzerinden, yani bu dünya fikri haklar mülkiyet organizasyonu olarak geçiyor. Bu başvurular üzerine milli fazlarda mesela bir ana buluştan örneğin efendim Çin'de, Kore'de, Japonya'da, Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin bir patent organizasyonu var Amerika'da. Dolayısıyla bir patentten kaç tane ve nerede içeriğine göre koruma istiyor iseniz daha fazla patent çıkıyor. Yani buluş sayısıyla, dolayısıyla patent başvuru sayısı farklı. Bunu tabii biz dikkatli seçiyoruz. Patentin içeriğine göre nerede korunması gerektiğine karar veriliyor. Bu hem Bilkent Üniversitesi'nden hem NTU Singapur'dan, ama daha önce Stanford Üniversitesi ve beraber çalıştığım ortak şirketlerin de içinde olduğu farklı patentler. Bunlardan açıkçası buluş bizim işimizin heyecanının bir parçası. Benim bilim yaparken en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi grup toplantıları. Bu grup toplantılarım hatta çok uzar. Bazen öğrencilerimi çok yorabilirim. Çünkü burada çok fikir tartışmak, fikirden yeni fikir üretmek, ilham vermek, ilham almak en keyifli iş. Bir de yani kendimi hala çok genç hissediyorum, ama bir nedeni bence hep gençlerle çalışmak. Bence çok heyecan verici. İşte buluş da bunun bir parçası. Yani o fikirler gerçekten beyinden çıkıyor, tartışarak ekip içinde çıkıyor. O karşılıklı beraber çalışma keyfinden çıkıyor ve mutlu beyin daha güzel çalışıyor, daha yaratıcı oluyor. Bu bizim çalışmamızın normal bir çıktısı, yani hedefli bir çıktısı değil. Ve bahsettiğim o dikey entegre yaklaşımımız, yani malzemenin yapının tasarımından modellemesine, gerçeklemesine ve sistem uygulamasına kadar tarayabilmemizin de getirdiği bir yön. Burada tabii beraber çok da şirketle çalıştık. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında çok şirketle de ortak patentimiz var. Ve ürünleşmeye de çok katkı yapabildik bu vesileyle. Dolayısıyla yani bu bir portföy. Bunun hepsinin toplamı bu. İçinde açıkçası buna herhalde hepsine bebek gibi bakmak, insan buluşları seviyor. Çünkü orada bir emek var, katkı var, bir ekip çalışması var. İçlerinden en sevdiğim değil ama en komik hikayesi olanı anlatabilirim. Bu İsveç'te bir şirket, Light Lab. Bununla ürünlerimiz çıktı. Şu an bunlar ticari olarak satılıyor. Ve bu derin mor ötesinde yeni bir çip tasarladık. Bu tasarım gerçekten fikir olarak da tamamen bizden, süreci de bizden gerçekleşti. Ama bunun bir yönü bu derin mor ötesi fotonlarını lambadan dışarı çıkarabilmek. Ve ben bunları bir toplantıda, yani toplantı açıkçası zannedersem ilk 5 dakikasında, buna bizim size şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu bildiğim kadarıyla da buluş kategorisi, çünkü bu konuda hiçbir bizim bildiğimiz, farkında olduğumuz çalışma yok.
Dolayısıyla patentlenebilir de dediğimiz toplantının ilk 5 dakikasında oluşan bir süreçti. Bu karşılığında etkileşimle oldu ve gerçekten sonra bu aranda çok dikkatli taramalar yapmak gerekiyor. Ve gerçekten bu konuda hiçbir patent yok, hiçbir ürün yok. Ve bu o toplantının bizim Stockholm'de havalanında yaptığımız toplantının ilk 5 dakikasından bir patent ve bir ürün çıktı ve bu ürünü şu an bu şirket satıyor. Ben o toplantıyı NTU Singapur'un öğretim üyesi olarak görevli yapmıştım. Ve NTU bundan para kazanıyor. Buluşçu olarak da bir miktar da bana veriyorlar. Evet hocam, gerçekten güzel bir hikayeymiş. Hocam peki Uluslararası Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, yani UNAM'ın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda sanırım icra kurulu başkanı olarak bize UNAM'dan birkaç kelime eder misiniz? Tabii UNAM adında olduğu gibi ulusal bir merkez gerçekten. Bu UNAM'ın ilk U harfi ulusala denk geliyor. Ve kendine ait kanunu var. Bu çok özel bir merkezdir. Çünkü ülkemizde gerçekten ulusal olabilmeniz için kanun gerekli. Yani parlamentten, meclisten geçmiş bir kanun. UNAM'ın kanunu var. UNAM kanunu adı. Ulusal yapıyor. Bu bize tabii ciddi bir görev yüklüyor. Bu anlamda önemli bir misyonumuz var. Biz Bilkent Üniversitesi kampüsündeyiz. Doğal olarak Bilkent Üniversitesi'nde çok yakın çalışıyoruz. Kendisi de bir Ankara Fen Lisesi mezunu olan rektörümüz Sayın Abdullah Atalar Hoca'yla dolayısıyla çok yakınız ve yönetim kurulu başkanımız. Ama sadece rektörlük ve provost akademikçilerden sorumlu rektör yardımcılığı değil, bölümlerle de ve ilgili dekanlıklarla da çok yakın çalışıyoruz. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik hepsi UNAM'ın ekosistemini oluşturuyor. Ama UNAM sadece Bilkent'le sınırlı değil. Ulusal olduğu için Bilkent'in sınırlarını taşıyor. Ve gerçekten de yönetim kurulumuz, çok üst düzey bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuz UNAM'la ilgili kararları alırken Türkiye optimalini düşünüyor. Gerçekten kaygı, çaba, amaç, idea Türkiye. Türkiye'ye daha fazlasını nasıl geri döndürebiliriz? Buna bakılıyor ve kararlar bu şekilde veriliyor. Bundan dolayı UNAM şu an 1500 üzerinde kümülatif rakam olarak kullanıcısı var. Bunun yaklaşık 300-400 civarı Bilkent'ten. Dışarıdan sayı olarak daha çok kullanımız var. Tabii dışarıdaki kullanıcılar, bunu COVID öncesi bahsediyorum, giderek gelmek usulüyle yaptıkları için daha süre zaman harcayabiliyorlar. Zamanları sınırlı oluyor ama onlar için yarattığımız fark çok büyük. Çünkü normalde erişemedikleri altyapıya ve benim gözümde daha değerli olan makinalarla beraber onlara sunduğumuz teknik üst düzey bilgiyi paylaşıyoruz. Yani hiç bilgi saklamayız, herkese bilgi veririz. Bunların içerisinde 100'den fazla üniversite var. Biraz önce bahsettiğim kullanıcılar. 100'den fazla şirket var. Ve bu bizim gözümüzde ülke için yapmamız gereken bir Ar-Ge merkezi iken aynı zamanda hizmet, yani ülkeye ve insanlığa bir hizmet. UNAM'da nitelik çok önemli. Eğer bana anahtar kelimeler sorun UNAM'la ilgili ne dersiniz deseydiniz, derdim ki kalite, nitelik. Biz sayıya değil niteliğe çok bakarız. Hatta özlü sözümüz bilimde ve teknolojide mükemmelliyet. Yani o mükemmelliği yakalayabilme amacı. Bu mükemmel olduğumuz için ya da mükemmel olduğumuz iddiası değil. Ona ulaşabilme çabamızı aslında kelimelerle ifade ediyor. Onu hem içimizde hem dışımızda çalıştığımız partnerlerle. Bundan dolayı UNAM'ın aslında bir ulusal merkez olarak ülkeye önemli bir katkıları var. Bu nitelik anlamında bir somut örnekle aktarayım. Örneğin nitelikli yayın için kriterlerden bir tanesi, tabii birçok farklı kriter düşünülebilir. Nature indisli makaleler değerli bulunur. Ülkemizde şimdiye kadar Türkiye'den çıkmış Nature indisli makalelerin toplam, bu yine kümülatif olarak dile getireceğim, %7.2'si UNAM adreslidir. Yani şu an ben de bu binanın içerisindeyim. UNAM'da yapılmış çalışmalardır. Bu dolayısıyla yuvarlak konuşacak olur isek Türkiye'de şimdiye kadar yaklaşık 11 tane UNAM
küsuratlı UNAM katkısı var. Bir tanesi UNAM. Bu şu demek, daha çok çalışmamız lazım hep beraber. Bu bir yandan da UNAM Türkiye'de iz bıraktı demek. Ama geleceği şekillendirmek için de sorumluluğu var demek. Bunun için çok büyük bir çaba var. Şu an UNAM'ı Bilkent içerisinden kullanan 50 civarı öğretim üyesi var ve grubu var. Ama bizim şu an içimizde 100'ün üstünde öğretim üyesi var dışarıdan gelen. Bunların bir kısmı farklı pozisyonlarda olabilir. Kadrolar araştırmacı olarak da olabiliyorlar. Ya da bizzat akademik pozisyonda olabiliyorlar. Ve onlar bizim misafir araştırmacılarımız olarak UNAM'ın içerisinde çalışabiliyorlar. Bu UNAM'ın ne kadar çok Bilkent'in de sınırlarını taşarak çalışma kaygısını anlatıyor. Şu an örneğin Koç Üniversitesi ile çok önemli adımlar atıyoruz. Sabancı Üniversitesi de benzer şekilde. Hemen yanı başımızda olan ODTÜ ile, Hacettepe ile, bunlar çok değerli üniversiteler. İTÜ ile çabalarımız var. Amacımız sınırları kaldırılmış bilimi yaygın bir şekilde yapabilmek ve hep beraber daha iyisini ülke adına çıkarabilmek. Ve bu dediklerim soyut değil, gerçekten içini doldurmaya çalıştığımız son derece somut adımlarla ilerlediğimiz konular. Bu anlamda UNAM benim gözümde ülke için çok değerli. Bilkent Üniversitesi'ne büyük katkısı var ama Bilkent'in dışına da taşarak ülkeye çok büyük katkısı var. Şimdiye kadar UNAM altyapısı kullanarak yapılmış test sayımız 500'ün ciddi üzerinde. Geçmişi 10 küsur yıl, dolayısıyla yıllık 50 civarı test çıkıyor. Bu ülkemiz için çok değerlidir. Alınmış ödüller, çok ödül bizim öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz çok ödül alır. Bunların hepsini böyle tek tek saydığınızda çok büyük rakamlar çıkıyor. Fakat benim gözümde değerlisi bunların ulusal ve uluslararası birebirdir. Uluslararası biraz yüksek ama birebir olarak söyleyeyim. Birebirdir. Bu şu demek, ülkemizi de uluslararası arenada görünürlüğüne önemli bir katkımız bulunmaktadır. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam yine biyografinizden bir soru soracağım. 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü almışsınız. Biraz bu ödülden bahseder misiniz? Kimlere verilir? Evet, bu yenice. Çok teşekkürler. TÜBİTAK her yıl belli bir sayıya kadar sınırı var. Ama kişisel seviyede veriliyor. Dalında uluslararası nitelikli katkı yapmış bilim insanlarına bu ödülleri veriyor. Ben mühendislik bilimleri dalında yaptım ve biraz önce konuştuğumuz nanokristaller, bu nanokristallerin LED uygulamaları, LED aydınlatma, ekran, bunları hem malzemeden, kuantum yapısı ve sistem seviyesine kadar bu nedenle bu ödül uygun görüldü. Bu ödül doğrusu aynı yıl içerisinde farklı mühendislik bilim dallarında, yine kendi dallarında katkı vermiş meslektaşların, bilim insanlarına, sosyal bilimler, tıp, dolayısıyla sağlık bilimleri ve de fen bilimleri olmak üzere tipik olarak dört kategoride oluyor. Bu TÜBİTAK'ın kendi tabiriyle kendi verdiği ödüllerin o anlamda en büyüğü olarak görülüyor. Ülkemizde de bizim bilim dünyasında önemli bulduğumuz ödüllerden bir tanesidir. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı veya yorumlardan soru alabiliriz? Evet, yani ben konuşurken bir kısmını göremedim. Çok mutlu olurum işlerinden yanıt verebileceğim var ise zamanımız dahilinde Semi. Siz belki seçip bana yardım edebilirseniz sevinirim. Ayşe hocamız mesaj yazmış. Evet, saygılarımla Ayşe hocam. Sormak istediğin bir soru var mı acaba Semih?
Hocam benim sorularım buraya kadardı. Evet. Yorumlardan da soru Yorumlar. gelmiyor sanırım. Evet. Yavaş yavaş sona doğru gidelim. Evet. Şurada Öncelikle buraya... bir soru ben görmüştüm. Şöyle geri çekecek olursam okuyup tam arada olduğu için yanıt veremediğim için üzülmüştüm. Mesela University of California öneriyor musunuz? UC sistemi her kampüsü değil, iyi kampüsleri vardır. Berkeley örneğin iyi kampüslerinden bir tanesidir. Son dönem Los Angeles, LA, UCLA, San Diego, UC San Diego yükselme göstermiştir. Ama başka kampüsleri vardır. Üniversiteleri kesinlikle isimleri için değil, gerçekten iyi eğitim için gitmek lazım. UC sisteminin her kampüsü en iyi değildir. Bunu da dürüstçe paylaşmak lazım. Ülkemizde de çok iyi üniversiteler var ama onlara da dikkatli bakmak lazım. Dalına, oradaki öğretim kadrosuna ve en iyi açıkçası yanıt da mezunlarının istatistik olarak ortalamada nerelerde olduğu kabaca iyi bir fikir verecektir. Aynısını UC için de diyeceğim. Ama Amerika'da birçok okul var. 2000 civarı okul var. Bunların ancak çok küçük bir yüzdesi gerçekten üst kalitedir. Ülkemizde de benzer kalitede üniversiteler bulunmakta. Ama sadece Amerika değil, Avrupa'da da son dönemde de Uzak Doğu'da çok iyi üniversiteler var. Mesela Singapur bunlardan bir tanesi sadece. Dolayısıyla artık çok daha global bakmak lazım. Evet. Hocam bir soru daha gelmiş. Evet. Kuantuma başlamak için önereceğiniz kitap, kaynak vesaire var mı? Açıkçası çok güzel kitaplar var. Bunların önemli bir kısmı İngilizce ama Türkçe çevirileri de var. Benim kendi bir kitabım var. Sevgili meslektaşım Sergey Gapanenko'yla yazdığımız Cambridge Üniversitesi yayın evinden çıktı. Orada biz aslında böyle lise öğrencileri için hedef koyduk kendimize. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Eğer ilginizi çekerse örneğin bu kitap bildiğim kadarıyla Cambridge'de şu an herkesin erişimine açık. Biz o kitabı öneririm çünkü o gözle yazdık. Eğer kitabın adı Applied Nanophotonics olarak geçiyor. Yani uygulamalı nanofotonik ama içerisinde ciddi bir kuantum bölümleri var. Bu nanokristallerin de çok ayrıntılı bölümleri var. Biz bu kitap renkli olsun diye hiçbir finans destek almayarak Cambridge'e bağışladık ki bütün kitap renkli olsun diye kalıcı bir eseri böyle bırakmak istedik. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla fiyatı da çok uygun ama bu dönem pandemide zannedersem herkesin erişimi var. Onu öneririm çünkü aldığım geri bildirimler okumasının çok kolay olduğu yönünde. Belki bakmak isterseniz ama çok kitap var. Hemen hemen hepsini önerebileceğim. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Bir ben soru daha var. Gençlere hangi bölümleri tavsiye edersiniz diyor. Açıkçası öncelikle ilgi alanını önereceğim. Ama bu kolay değil. Gerçekten içinizden gelip merak ettiğiniz, heyecan duyduğunuz, kendinizi yaparken düşleyebileceğiniz dallar, onların çevresinde düşünmek. Bu mühendislik de olabilir, tıp da olabilir. Ama farklı dallar da olabilir. Fakat yani hayatınız boyunca yapacağınız bir şey. Bu karar gerçekten çok kritik bir karar. Bu kararın çok dikkatli verilmesi lazım. Bu kararın tam olmayan bilgilerle verilmemesi lazım. Ailelerin biraz esneklik vermesi lazım. Fakat gerçeğin de unutulmaması lazım. Bu meslek hayatınız boyunca yapacağınız bir iş olduğu gibi hayatınızı kazanmanız gereken bir iş aynı zamanda. Gerçekçi olmak lazım. Bu atalarımızın bir sözü vardır. Altın bilezik. Yani onunla da geçinmeniz gerekecek. Aile kurmanız gerekecek. Dolayısıyla ayakları da yere basan kararlar verilmesi lazım. Bazı dallar dışarıdan çok heyecanlı görünebilir ama o dallarda çok küçük bir yüzde
gerçekten büyük başarılar elde edebiliyor. Örneğin para kazanabiliyor. Bunu da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bu karar kolay değil. Ama bu kararı önceden düşünmeye başlamak lazım. Üniversitelerle görüşmeye başlamak lazım. Bu meslek tanıtımlarını kesinlikle kaçırmamak lazım. Farklı dallarla ilgili çok yanlış algılar olabiliyor. Hiç beklenilmeyen işlerin yapıldığı düşüncesi oluşabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama bir yerlerde de içinizde o heyecanı, merakı unutmamak lazım. Bunun hepsinin dengesini bulmak zor. Bir de bu kararı elbette küçük yaşlarda almak gerekiyor. Tam artık ergenlik bitti ve siz kendi başınıza bir bireyken, bir yandan aileler var, bir yandan öğretmenler var, bir yandan okul var ve sosyal medya var, çevre var, arkadaşlar var. Bunların hepsinden sıyrılıp içinize dönüp bunu gerçekten söyleyebilmek zor. Ama en azından kabaca dalları belirleyebilmek önemli. Belli dallar birbirlerine yakın. Orada da temel dalları öneririm. Çünkü temel dalların daha sonra yaratabileceği iş opsiyonları daha fazla. Örneğin ben nanobilim, nanoteknoloji yapıyorum. Ve bunu nadir de olsa farklı üniversitelerde görebilirsiniz. Lisans eğitimi için örneğin nanobilim, nanoteknoloji başlıkları içeren eğitim önermem. Daha temel konularda temel eğitimdir bu artık günümüzde. Bir meslek kazanımıdır. Dolayısıyla temel mesleklere odaklanmanızı öneririm. Daha sonra üzerine koyarak çeşitlenmek, farklı yerlere, farklı ilgi alanlarına kaymak her zaman mümkün. Fakat siz eğer o temel olmayan yerden başlarsanız o dönüşleri sonra yapmak çok zor. Hocam süremiz dolmak üzere, yarıda kalmasını istemem. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ederiz. Güzel bilgiler edindik sizlerde. Teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Bu vesileyle birçok öğretmeninden de haber almış oldum. Buradaki birçok mesajda da tanıdığım arkadaşlarımı gördüm. Ablalardan, abilerden, hem kardeşlerden, Ankara Fenlileri gördüm. Her şey için ben teşekkür ediyorum. Evet, izleyicilerimize de bizleri izledikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki Feyde Akademi yayınında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgiler. İyi akşamlar.